Evet, gelelim şimdi. Bunu artık yani bu iflas bayrağını çektikleri anlamına geliyor biliyorsunuz değil mi? Kredi kartı limitinden vergi almaya çalışıyorlar. Hizmet vergisi filan bir şeyler diyorlar. Peki alınır mı? Alınmaz. Alınamaz. Alınmayacak. Bu büyük ekonomist vatandaşın 750 lirasına muhtaç olmuş. Mimari olduğu ekonomik krize Türk halkının milli duygularını sömürerek kaynak yaratma çabası şeytanın dahi aklına gelmezdi ama AKP'nin geldi. Birileri ısrarla kabul etmese de caydırıcılığı arttırmak Türkiye için bir tercih değil. ...bir mecburiyettir. Kimse savunma sanayi için para harcamasına karşı falan değil. Yani buradan bir vatan hainliği falan çıkmaz. İlave vergi koymayacağız diyorsunuz ama ilave vergi koyuyorsunuz. Bu düzenleme aslında e, kamu bütçesinin iflas ettiğinin itirafıdır. İktidarın yeni vergi paketi kredi kartı limitinden dahi... ...vergi alınacak olması muhalefet öfkeli. Bu harç değil haraçtır. Bu deli dümrüt hikayesi. Geçmediğimiz köprüler, kullanmadığımız yollardan... ...milletimiz nasıl para ödüyorsa... ...şimdi kullanmadığı kredi kartı limiti üzerinden de... Bir bir para ödenecek İktidarın savunma sanayine kaynak için vatandaşa yüklediği yeni vergiler gayrimenkul alım satımında alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer lira alacak devlet. Tapuda yapılan işlemlerde 375'er lira, sıfır araç alan vatandaş 3000 lira savunma sanayi vergisi ödeyecek. İkinci el araç alımında 1500 lira, 100 bin lira ve üzerinde limiti kredi kartlarına 750 lira vergi geliyor. İktidar yıllık 80 milyar lira ek gelir hedefliyor. Kredi kartı limiti üzerinden vergi alınması vergi ahlakıyla vergi kanunuyla uyumlu hiçbir tarafı yok. Size açılmış olan bir kredi limiti üzerinden vergilendirilme valla şeytanın aklına gelmeyecek kadar kurnazca. Sadece 2024 yılı bütçesi içerisinde vazgeçilen kurumlar vergisi tutarı 650 3 milyar lira. Valla iyi nefes alma ihtimali üzerinden vergi alalım. Anayasaya aykırı böyle bir evet. şey olabilir mi? Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek. Tüm unsurlar savunma sanayini tahsis edilecek. Savunma sanayi destekleme fonu gelirlerinin zaten %80'i vergi paylarından oluşuyor. Zaten bunu bütçeden ayırma imkanınız var. Kıssınlar harcamalarını işte bakanlar arasında biliyorsunuz şimdi e, araç kavgaları var. Bu paraları aktarsınlar savunma sanayi destekleme fonuna. Şiddetle itiraz edeceğiz tabii yani. Zaten bu düzenleme işte sevk edildiği andan itibaren bazı açılardan anayasaya uygunluğunun olup olmadığına bakıp gerekirse anayasa mahkemesine götürme gibi bir durumda söz konusu olabilir. Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere alınacak yeni vergilerin kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na bu hafta gelecek. Kulislere göre iktidar jet hızıyla da onaylayıp genel kurula gönderecek. İktidar geri adım atmaz yeni vergiler yasalaşırsa muhalefet iptali için anayasa mahkemesine taşıyacak. Böyle bir vergi hatırlıyor musun? hatırlamıyorsun tabii yok çünkü kimse hatırlamıyor. Şimdi bakın. Savunma sanayi diyorlar ya burada dilimizde tüy bitti. F35 diye anlatmaya çalıştık. F35'i kim kullanıyor şu anda? İsrail kullanıyor. Caire Caire bombardıman yapıyorlar, katliam yapıyorlar. F35'ten çıktığımızda biz ne uğruna çıktık? S400 hikayesi uğruna. 12 milyar dolar kaybettik. 900 bin parçasını Türkiye üretiyordu ve daha üretici olarak projenin ortaklarından biri olarak bunları alabilecekti Türkiye. Üstüne bayrakları basılmıştı Türkiye'nin. Şimdi bu uçakları kullanan sana vermediler. Sen çıktın oradan çıkartıldın. Bu gelirden de oldun. İsrail kullanıyor diye sen onun tehdidiyle bizi korkutmaya çalışıyorsun. Sonra S-400 aldık ya 2,5 milyar dolar da o. Şimdi buradan toplanacak para da aşağı yukarı bu kadar bu. Deli Dubrun vergileriyle. Nerede S-400? Nereyi koruyor? Tahminin bir paranoyu ile bir yeri koruyor ama orası neresi? Yani. Sonra savunma sanayi geliştirme fonu. Gittiler efendim varlık fonuna devrettiler 1 milyar doları. Varlık fonu nerede? Kaç para var orada? Şimdi sizden para toplamaya çalışıyorlar. 2.3 milyar dolar işte 2.5 milyar dolara yakın bir para sözde. Enflasyondan zaten vergi alıyor. Enflasyon dediğin en adaletsiz vergi. Yetmedi KDV'yi 18'den 20'ye çıkardılar. Yetmedi şimdi deli dumrul vergileri. Ya böyle bunun için Mehmet Şimşek'e, Cevdet Yılmaz'a, Nurettin Nebati'ye ihtiyaç var mı ya? Bu ülke kendi kendine Hep biz beraber ortak dönüşümlü nöbetleşe vatandaşın nöbeti. Bugün efendim işte ne bileyim 8-12 nöbete ekonomi bakanlığında sende diye yemin ediyorum. Yönetiriz bu ülkeyi biz ya. Böyle yapacaksak. Ya şu rezilliğe saçmalığa bakar mısınız? Bir de açıklama yapıyorlar. Biz burada espri yaptık. Aman çocuklar üç tekerlekli bisikletlerinizi koruyun diye. Gelir İdaresi Başkanlığı açıklama yaptı. 3 tekerlekli bisiklete vergi yok diye. Ya mizahı da kaybettik diye boşuna söylemiyorum ya. Bundan daha absürt ne olabilir ya? Nurettin Nebati ne demişti? Bir uyuyup uyanacağız. Her ay bir öncekinden daha iyi olacaktı. Her sene bir öncekinden daha az enflasyon şu bu olacaktı. E neydi? Gü yeni Türkiye, <laughs> güçlü Türkiye, büyük Türkiye. Neydi? Ben ekonomistim. Türkçedeki en pahalı iki kelime.